Fehmi Hoca ile İngilizce Eğitim kanalına herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizler için hazırladığım B1, B2 seviyedeki arkadaşlarımıza yönelik İngilizce'de en önemli 50 kelime nelerdir? Bunları anlatmaya çalışacağım. Daha önce temel seviyedeki yani A1, A2 düzeydeki arkadaşlarımız için bir kelime videosu hazırlamıştım. Bu dersimizde de inşallah orta düzey dediğimiz B1, B2 seviyedeki arkadaşlarımıza yardımcı olmak adına sizler için derlediğim 50 kelimeyi okunuşları, anlamları ve cümle içerisinde kullanmak suretiyle anlatmaya çalışacağım. İnşallah faydalı olur. İsterseniz hemen dersimize başlayalım. Kelimelerimizi görelim. Accountant, muhasebeci. An accountant must check the accounts carefully. Muhasebeci hesapları dikkatli bir şekilde kontrol etmeli. Accuse, suçlamak. Derek accused Julia of spilling the milk on the floor. Derek, Julia'yı sütü yere dökmekle suçladı. Adult, yetişkin. Henry is an adult person. Henry, yetişken bir kişidir. Advertisement, reklam. Who likes watching the advertisements? Reklamları izlemeyi kim sever? Agreement, anlaşma, sözleşme. Cristiano Ronaldo has made an agreement with Chelsea Football Club. Cristiano Ronaldo Chelsea Futbol Kulübü ile bir anlaşma yaptı. Aim, amaç, hedef. My aim is to speak English fluently. Benim amacım akıcı bir şekilde İngilizce konuşmak. Ancient, eski, tarihi. This is an ancient vase. Bu eski bir vazo. Bu tarihi bir vazodur. Charge, şarj. My mobile phone's charge is too low. Cep telefonumun şarjı çok az kaldı. Complainer, şikayetçi. Bob is a complainer boy. Bob şikayetçi bir çocuktur. Comment, yorum. What's your comment in this topic? Bu konudaki senin yorumun nedir? Concentrate, odaklanmak, yoğunlaşmak. You should concentrate on your lessons. Derslerine yoğunlaşmalısın. Derslerine odaklanmalısın. Confess, İtiraf etmek. Cindy has confessed of breaking the glass. Cindy bardağı kırdığını itiraf etti. Consult, danışmak, başvurmak.
You can consult to Mr. Brown whenever you like. Ne zaman istersen Bay Brown'a danışabilirsin. Deadline. Son tarih. When is the deadline of the exam? Sınavın son tarihi ne zaman? Desire. Arzu. İstek. My desire is to go to the theater tomorrow. Benim arzum yarın tiyatroya gitmek. Benim isteğim yarın tiyatroya gitmek. Eager. İstekli. Hevesli. A lot of people are so eager to learn English. Çok sayıda insan İngilizce öğrenmeye çok hevesli. Çok sayıda insan İngilizce öğrenmeye çok isteklidir. Encourage. Teşvik etmek. Cesaretlendirmek. My family encouraged me to learn English. Benim ailem beni İngilizce öğrenmeye teşvik eder. Frame. Çerçeve. Whose photograph is in the frame? Çerçevedeki kimin fotoğrafı? Fragile. Hassas, kırılgan. There are fragile objects in the box. Kolide hassas, kırılgan eşyalar var. Grateful. Minnettar. We are so grateful to you for all that you have done for us. Bizim için yaptıklarınızdan dolayı size çok minnettarız. Hijacker. Hava korsanı. The hijackers have hijacked two planes. Hava korsanları İki tane uçak kaçırdı. Hiking. Doğa yürüyüşü. I always go hiking at the weekends. Hafta sonlarında her zaman doğa yürüyüşüne giderim. Honorable. Onurlu. Saygın. Mr. Stone is an honorable businessman. Bay Stone onurlu bir iş adamıdır. Bay Stone saygın bir iş adamıdır. Innocent. Masum. Suçsuz. Tina didn't cheat during the exam. She is innocent. Tina sınavda kopya çekmedi. O masumdur. Invoice. Fatura. Have you paid the water invoice? Su faturasını ödedin mi? Knowledge. Bilgi. Birikim. My friend Betty has a lot of knowledge about history. Arkadaşım Betty'nin tarih konusunda çok bilgisi vardır.
Arkadaşım Betty'nin tarih konusunda çok birikimi vardır. Labor, iş gücü. The labor in some countries are very cheap. Bazı ülkelerdeki iş gücü çok ucuzdur. Liar, yalancı. Amanda always tells lie. She's just a liar. Amanda sürekli yalan söyler. O tam bir yalancıdır. Market, piyasa. There are a lot of Chinese products in the market. Piyasada çok sayıda Çin ürünleri var. Member, üye. Nadia is a member of the music club. Nadia, müzik kulübünün bir üyesidir. Marvelous, harika, mükemmel. It's the most marvelous artwork I have ever seen. Bu şimdiye kadar gördüğüm en harika sanat eseridir. Bu şu ana kadar gördüğüm en mükemmel sanat eseridir. Notion, düşünce, görüş. I don't agree with your notion about this topic. Senin bu konudaki düşüncene katılmıyorum. Senin bu konudaki görüşüne katılmıyorum. Null, geçersiz, önemsiz. The questions you don't circle will be null. İşaretlemediğiniz, yuvarlak içerisine almadığınız sorular geçersiz sayılacaktır. Observation, gözlem. The scientists always make an observation. Bilim insanları sürekli gözlem yaparlar. Opportunity, imkan, fırsat. If you have opportunity to learn English, you should learn it. Eğer İngilizce öğrenme imkanın, fırsatın varsa öğrenmelisin. Punctual, dakik. Rick always comes to the meetings on time. He's so punctual. Rick toplantılarına her zaman tam zamanında gelir. O çok dakiktir. Release, piyasaya sürmek. Beyoncé released her latest album last week. Beyoncé son albümünü geçen hafta piyasaya sürdü. Revise, tekrar etmek. You must revise this subject again. Bu konuyu bir daha tekrar etmelisin. Bu konuyu yine tekrar etmelisin. Sink, suya batmak. Titanic sank in 1912. Titanic 1912 yılında battı. Silly, aptalca, saçma sapan.
I feel silly in this t-shirt. Bu tişörtün içerisinde kendimi aptalca hissediyorum. Temperature. Sıcaklık. Isı. The temperature will be 25 degrees tomorrow. Sıcaklık yarın 25 derece olacak. Underestimate. Küçümsemek. You shouldn't underestimate him. Onu küçümsememelisin. Onu küçümsememen gerekir. Urgent. Acil. I think it is an urgent matter. Sanırım bu acil bir konu. Sanırım bu acil bir mesele. Volunteer. Gönüllü. Who is volunteer to wash the dishes today? Bugün bulaşıkları yıkamaya kim gönüllü? Bugün bulaşıkları yıkama için gönüllü kim? Wrestle. Güreşmek. Do you want to wrestle with me? Benimle güreşmek ister misin? Benimle güreşmek istiyor musun? Zealous. Azimli. Gayretli. Tom is a zealous student. Tom azimli bir öğrencidir. Tom gayretli bir öğrencidir. Zoologist. Zoolog. I want to be a zoologist in the future. Gelecekte zoolog olmak istiyorum. İleride zoolog olmak istiyorum. Evet arkadaşlar, B1, B2 seviyedeki arkadaşlarımız için derlediğim birinci bölüm olarak hazırladığım en önemli 50 kelimeyi sizlere okunuşlarla, örnekleriyle, cümle içerisinde kullanımlarını göstermeye çalıştım. İnşallah faydalı olur. Derslerinize, İngilizce eğitiminize katkısı olur. Burada bir de şunu belirtmek istiyorum arkadaşlar. Bazı kelimelerin birden fazla da anlamı var. Yani benim verdiğim anlamdan farklı veya yakın anlamlar da var. Fakat ben burada cümle içerisinde cümleye en uygun şekilde örneklendirmeye çalıştım. Bu kelimelerin başka anlamlarda kullandığımız yere göre farklı anlamları da olur. Bunu da göz önünde bulundurmanızı istiyorum. Bugünlük anlatacaklarım bu kadar arkadaşlar. Yeni videolarda, yeni ders videolarında görüşmek üzere, birlikte olmak üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a ısmarladık. Hoşça kalın arkadaşlar.